Selam millet, yeni bir ürün inceleme videoma da hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok garip bir ürün inceleyeceğiz ve bu kanalımızdaki ilk bilgisayar incelememiz olacak teknik olarak. Tabii öyle bir laptop veya sistem incelemesi yapmayacağız. Ama dediğim gibi bu video kanalımızdaki ilk bilgisayar incelemesi olacak. Bugünkü inceleme konuğumuz Asus VivoStick. Şimdi ben bilgisayarı televizyonuma bağladım, testleri yaptım, kutu açılışını yaptım. Videoya başlıyorum. Sonunda da ürün hakkındaki yorumlarımı dinleyeceksiniz. Ama öncesinde bir kutu açılışını izleyelim. Evet, ürünü kutusundan çıkarttığımda gördünüz arkadaşlar. Kutusundan bazı materyaller çıkıyor. Onları çok kolay şekilde bilgisayarımıza bağlayarak hızlıca kurulumunu halledebiliyorsunuz. Kendisi gerçekten de minicik. Televizyona taktığımda kendisinde bir fan da olduğunu fark ettim. Çalışır çalışmaz fanı da dönmeye başlıyor ve cihazı tutabildiği kadar serin tutuyor. Videonun sonunda zaten bunu hangi amaçla kullanabilirsiniz, kullanacağınız amaca hizmet eder mi, bunlardan da bahsediyor olacağım. Şimdi gelin hızlıca televizyona bağladığımda nasıl bir performans sergiledi onu görelim. Evet, bilgisayarımızı kurduk arkadaşlar. Arkada televizyona takılan kısımlarını da size göstermek isterdim ama çok meşakkatli bir işlem değil. Tıpkı bir telefonu şarja takar gibi adaptörüyle takıyorsunuz. Kutusundan çıkan o küçük uzatma kablosunu kullanıyorsunuz. Ve Xiaomi TV Box'ları televizyona bağlar gibi bağlıyorsunuz. Herhangi bir zorluğu yok. Zaten üzerinde bulunan tek buton sayesinde de cihazı açıp kapatabiliyorsunuz. Bu arada mini PC'mizde Windows 10 kurulu. Şöyle göstereyim size temasında. Birazcık yavaş çalışıyor. Hatta bayağı yavaş çalışıyor. Zaten bu videonun asıl amacı, eğer bu TV Stick'i alırsanız, ya TV Stick diyeceğim bunu artık, Xiaomi Box'lardaki gibi bunu bir film izleme aracı ya da dizi izleme aracı olarak kullanabilir misiniz? Onu öğrenmek. Şöyle Google Chrome'a giriyorum ve YouTube'a gireceğim arkadaşlar. Cihaz gerçekten yavaş çalışıyor. YouTube ana sayfa. Abi gerçekten çok yavaş. Yemin ederim çocukluk yıllarım aklıma geldi. Evimize gelen ilk bilgisayar da bu hızdaydı. Buna bir hız bile denmez ama olsun, bu hızdaydı. Sayfayı hala yükleyecek arkadaşlar. Bekliyoruz, hadi bakalım. Bu arada ses çıkışı olarak üzerinde bir tane 3.5 milimetrelik jack var. Ama HDMI ile televizyona bağladığınızda HDMI üzerinden ses de aktarıyor. Yani sesiniz tamamen televizyonunuzdan gelebiliyor. Bu niye bana başlamak için arama yap diyor. Hadi kendi videomu açayım. Oho, ben yazdım, bitirdim, o yazacak daha. Hadi gülüm. Hadi gülüm. Hadi gülüm. Allah. Enter'a da basmıştım. Onu da hatırla ha. Allah'ım. Çok yavaş, çok yavaş, çok yavaş. Abi 1000 abone olduk. Hala altta çıkıyor bizim kanal ya. Ben çıldıracağım ya. Videolar diyorum. Of, çok kasıyor abi, çok kasıyor. Bir de YouTube'u ben uzun zamandır gecem olduğunda kullandığım için çok garipsedim şu an. Abi hadi videolara tıkladım hadi. Çok yavaş, çok yavaş, çok yavaş. İnternet yavaş değil bu arada arkadaşlar. Modemin dibinde zaten. Her ne kadar Wi-Fi ile bağlamış olsam bile bu cihazın yavaşlığı. Bak bak bak, reklamları nasıl da açıyor, gördün mü? Söz konusu video ise açmaz ama. Evet, şimdi asıl olayımıza bir gelelim. Dur abi, durdurdum. Heh. Ses olmasın, tamam. Full ekran yaptım. Benim televizyonum da zaten 1080p. Kaliteyi 1080 yaparsam yine sorun olmayacak. Ama şu alttaki barı bile daha götürmedi. Tam ekran yapmıştım. Hadi bakalım. Abi tam ekran yaptı diye birden fazla komut verince yakalayamıyor arkadaşlar. Şuradan kaliteden 1080 yapıyorum. Ve videoyu oynatırken kasma donma olacak mı, ona bakacağım. Şimdi videonun belli bir kısmını yükledi. Şöyle herhangi bir işlem yapmadım kasmasın diye. Space'e basıyorum, oynatıyorum. Bakalım videomda herhangi bir kasma donma olacak mı? Başlattım şu an. Başlaması gerekiyor. Başlamadı. İkinci bir eylem gerçekleştirip play butonuna bastım. Şu an kasma donma yok. Gayet takılmadan açıyor. Ama oynattığımda falan abi gerçekten hareketlerimi çok yavaş algılıyor bak. Videonun üstüne geldim, belli bir süre sonra geliyor falan filan. Sesi test etmeme gerek yok. Ses zaten televizyondan gelecek arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bir de bu videoda oyun testi falan beklemeyin. Bununla oyun oynamak imkansız. Tamam, videodayken herhangi bir kasma donma yapmıyor. Ama hareketleri çok yavaş algılıyor. Bak mesela 5 saniye önce durdurdum ama
yeni geldi falan. Şöyle bir duvar kağıdımız var. İçerisinde Windows'un yüklü olması da onu çok yoruyor olabilir bu arada. Benim izlediğim çoğu videoda bunda Windows XP, Windows 7 falan kurulu ve onlar da biraz da olsun böyle hızlı çalışıyor. Ben özellikler dedim. Tabii ki de daha detaylı bakmayı biliyorum özelliklerini ama sadece siz görün diye açıyorum bunu. Yani ben özelliklerini zaten dediğim gibi teknik detaylarda saydım ama içerisindeki donanım özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Ekranda siz de durdurup okuyabilirsiniz. Başka ne yapacaktık? Şimdi ben Chrome'da böyle 5-6 tane sekme açmayı deneyeceğim. Oo, bizim sekme şu an Salih Amel'e dönüşmüş. Beyaz olmuş. Bak bu YouTube'a bastım. Tamam mı? Aç bir tane daha. 6 tane falan sekme açtım şu an, bakalım ne olacak. Umarım ev havaya uçmaz. Evet, 3. sekmeyi açtım. 4. Var mı artıran? 5, 6, 7. Onları yüklemesi de 5 yıl falan sürecek herhalde. Abi inanılmaz komik bir yavaşlık değil mi ya? Çok iyi. Bak hepsine de şöyle bir ne habersiniz diye bir baktım açsın diye. Ama biz bunları çok bekleriz abi, açmaz. Kapat. Aynı hızla tekrar kapattım. Hatta şunu da kapat. Yorulmasın kardeşim. Kurcalayacağım başka ayarı yok bu arada arkadaşlar. Bilgisayarımızın içeriği bu şekildeydi. Şimdi hızlıca yorumlarımı sizinle paylaşayım. Evet, cihaza yaptığımız testleri gördünüz. Bu cihazla oyun oynamak imkansız arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Hızlıca hangi amaçlar için kullanılır onlardan bahsedelim. Öncelikle bu cihazı alırsanız bir TV stick olarak kullanamazsınız. Çünkü içerisinde herhangi bir TV box arayüzü bulunmuyor. Sadece Windows bir işletim sistemi var. Bu da TV kanallarını izlerken ya da platformlar arasında dizi film izlerken rahatça kullanamayacağınız anlamına geliyor. Biliyorsunuz TV sticklerin arayüzleri daha kolay. Ama bu direkt olarak bir bilgisayar olduğu için bir TV stick gibi kullanamayacağınız bir durumda. Oyun oynayamazsınız dedik. TV stick olarak kullanamazsınız dedik. Peki bunu ne amaçla kullanabilirsiniz? Öncelikle ürünün fiyatı günümüzde alacağımız bir bilgisayara göre, yani düşük segment bir bilgisayara göre gayet iyi. Eğer bir muhasebe şirketiniz varsa ya da evraklarla ilgilendiğiniz bir şirketiniz, işiniz varsa bu cihazı alıp bir bilgisayar olarak kullanabilirsiniz. Kendisinin her ne kadar 32 GB hafızası olsa da harici olarak hard disk takabilirsiniz. Ve depolayacağınız veriler de bir bulutta depolanıyorsa bunun hafızasını kullanmamış oluyorsunuz zaten. Kendisi zaten testte de gördünüz, YouTube'da bile gerçekten çok yavaş bir performans sergiledi. Yaptığınız hareketleri çok yavaş algılıyor. Ve siz bir hamlenin üstüne bir tane daha hamle eklediğinizde birazcık afallıyor. O yüzden bununla video veya film izlemek de birazcık zor duruyor. Ve kendisi her ne kadar kompakt bir ürün olsa da birazcık sesli çalışıyor ve çok hızlı şekilde ısınıyor. Çok hızlı şekilde ısınmasının sebebi de tabii ki içerisinde minicik bir fan olması. Bu fan bu sistemi soğutmaya yetmiyor yani. Genelde bunu videonun başında anlatırım ama şimdi size hızlıca cihazın teknik detaylarını anlatacağım. İçerisinde Intel Atom X5 bir işlemci bulunuyor. İşlemcimiz 4 çekirdek ve 1.92 GHz hızında. Hafızasından bahsedecek olursak da içerisinde 32 GB'lık bir SSD bulunuyor. Tahmin edebileceğiniz üzere içerisinde herhangi bir ekran kartı bulunmuyor. İşlemciye ek olarak bir Intel HD Graphics koymuşlar içine. Kendisine Bluetooth üzerinden klavye mouse'u da bağlayabiliyorsunuz. Bu sayede üzerinde bulunan 2 tane USB girişini boşa çıkartmış oluyorsunuz. Bu Bluetooth sürümümüz 4.1 sürümüne sahip. Ayrıca hızlıca girişlerimden de bahsetmiş olayım. Bir tane USB 3.0, bir tane 2.0, bir tane jack girişi ve şöyle kapağını çıkarttığımda da kendisinin üzerinde bir HDMI çıkışının olduğunu görüyorum. Bu sayede televizyonunuza ya da monitörünüze hızlı şekilde bağlayabilirsiniz. Kendisi eski bir cihaz olmasına rağmen kutusundan Windows 10 Home ile birlikte çıkıyor. Tabii siz bunu biraz daha hızlı kullanmak için Windows 7 ya da Windows XP'ye düşürebilirsiniz. Bunu yaptığınızda cihazın hızı biraz daha artacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Windows 10 her ne kadar stabil çalışan bir sürüm olsa da bu cihaz için birazcık ağır. Son olarak cihazımızın 75 gram bir ağırlığı bulunuyor. 75 gram da yani bayağı hafif arkadaşlar. Cebinize atıp taşıyabileceğiniz bir ağırlıkta kendisi. Evet, ilk defa böyle teknik detayları sona bıraktım. Cihaz hakkındaki yorumlarımı da anlattığıma göre artık videonun sonuna gelebilirim. Test ettiğim kadarıyla zaten bahsettim. Ufak tefek işlerde kullanılabilecek bir cihaz kendisi. Onun haricinde bunu şov için falan da almazsınız diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Dizi film izlerken bile kasım kasım kasılır ve izlediğiniz şeyden asla zevk almazsınız. Ben sadece farklı bir ürün olduğu için incelemek istedim. Siz bu ürün hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Daha fazla bu tarz ürün incelemesi videosu için de şu an izlediğiniz videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki ürün inceleme videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.